Diyelim ki geçen doğum gününüzden bu yana kaç gün geçtiğini saymak istiyorsunuz. Çünkü aradan ne kadar zaman geçmiş merak ediyorsunuz. İşin ucunda pasta ve hediyeler var ne de olsa değil mi? Doğum gününüzün ertesi günü duvara bir çizgi çekmişsiniz. Sonraki gün bir çizgi daha. Sonraki gün bir çizgi daha çizmişsiniz. Bu kadar gün geçmiş olsun. Bakalım, bir, iki, üç gün geçmiş. Şöyle düşünün. Bu simgeler kümesi 3 rakamını temsil ediyor. Sonra devam ediyorsunuz. Dördüncü gün bir çizgi daha çekiyorsunuz. Beşinci gün bir çizgi daha. Böyle devam ediyorsunuz. Her gün bir çizgi daha çekiyorsunuz. Bu aslında sayıları göstermenin ilk ve en temel yolu. Sayıları işaret sayısıyla temsil etmek yani. Baya bir gün sonra buraya geliyorsunuz ve diyorsunuz ki acaba kaç gün geçti? Başlıyorsunuz baştan saymaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 gün geçmiş. Bu sayı gösteriminde geçen gün sayısının 17 olduğunu anlamam biraz zaman aldı ama sonuçta işe yarıyor. O yüzden bu yöntemle devam ediyorsunuz. Her gün, her gün, her gün. Geçen her gün için duvara bir çizik atıyorsunuz. Amacınız geçen doğum gününüzden bu yana kaç gün geçtiğini bilmek. Ama bir noktada fark ediyorsunuz ki geçen gün sayısını her defasında sayarak bulmak biraz zahmetli bir iş. Onu geçtim. Duvarınızda bayağı bir yer kaplıyor. Keşke diyorsunuz. Burada kaç çizgi olduğunu bulmanın daha kolay bir yolu olsaydı. Öncelikle bakalım. Bu sayı kaçmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Keşke 37 dediğimiz bu sayıyı göstermenin daha iyi bir yolu olsaydı diyorsunuz. Hatta belki de ilk etapta 37 bile demiyorsunuz doğum günümden beri bu kadar gün geçmiş diyorsunuz. Ben de diyorum ki, ya sayıları öbeklemenin daha iyi bir yolu varsa? Ellerimde on parmak var. Bu çizgileri de onlu öbeklere ayırsak mesela. Kaç tane onluk öbek var ve geriye kaç tane çizgi kalıyor ona baksak. Belki de bu, buradaki miktarı anlatmak için daha iyi bir yoldur. Öyle yapalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10. Yani burası onluk bir öbek. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu da böyle başka bir onluk öbek. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burası da başka bir onluk öbek. Son olarak da 1 2 3 4 5 6 7 Yani bunlardan bir onluk çıkmıyor. O yüzden bunları işaretlemiyoruz. İşte sadece böyle çok basit bir şey yaparak geçen gün sayısını çok daha kolay anlaşılır hale getirdik. Artık tüm çizgileri saymak zorunda değiliz. Şöyle bulabiliyoruz. 1 onluk öbek, 2 onluk öbek, 3 onluk öbek. Yani 1 2 3 tane 10 var. O da 30 eder. Ayrıca bir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çizgi daha var. Diyorsunuz ki, burada 30 var, burada da 7. Tabii bu kelimeleri biliyorsanız, ki artık öğrenmiş olduk. İşte, sayı sistemimiz bildiğimiz 10 rakamı kullanarak böyle işliyor. Bildiğimiz bu 10 rakam hangileri? 0, 1, 2, 3, 4... 5 6 7 8 9 Sayı sistemimiz sadece bu 10 rakamı kullanarak istediğimiz her sayıyı gösterebilmemizi sağlıyor. Hem de beyinlerimizin çok çabuk ve kolayca anlayabileceği şekilde. Mesela burada 3 tane 10'u göstermek için onlar basamağı adını verdiğimiz yere 1 adet 3 yazıyoruz. Onlar basamağına 1 3 koyuyoruz. Birler basamağına ise 1 2 3 4 5 6 7. Birler basamağına ise 7 rakamını yazıyoruz. Hangisinin hangi basamak olduğunu nereden biliyoruz peki? Sağdan ilk basamak birler basamağı. Sola doğru bir basamak ilerlediğimizde onlar basamağına geliyoruz. Bir basamak daha ilerleyince yüzler basamağına ulaşıyoruz. Onu da göreceğiz ama başka bir videoda. Bu sayı, bu çizgilerle aynı şeyi anlatıyor. Bakın, burası 3 tane onluk demek. 1, 2, 3. 3 tane onluk. 3 tane onluk öbek. 7 tane de 1 var. Yani bunu şu şekilde yazabiliriz. Bu sayı eşittir 3 onluk artı 7 birlik. Veya şöyle de düşünebiliriz. 3 onluk kaça eşittir? Aynı sayı sistemini kullanarak gösterecek olursak 3 onluğu 30 olarak yazabiliriz. Yine aynı sayı sisteminde 7 birliği de 7 olarak yazabiliriz. İşte bunların hepsi 37 sayısını göstermenin farklı yolları. Ve umarım bu örnek sayesinde sayı sistemimizin ne kadar güzel olduğunu görebiliyorsunuzdur. 37 gibi bir sayıyı bile duvara çizgiler çizerek göstermeye çalıştığımızda okunması çok zor oluyor. E bir de düşünün, mesela 1052 gibi çok daha büyük sayılarla nasıl olurdu. Her defasında o kadar işareti saymak zorunda kalırdık. Ama sayı sistemimiz sayesinde buna hiç gerek kalmıyor.